Ünye'de 5 Haziran Dünya Çevre Haftası nedeniyle çevre duyarlılığı oluşturabilmek adına yürüyüş düzenlendi. Yine hepinizin bildiği gibi bir insan susuz olarak 6-7 gün yaşayabiliyor. Hiçbir şey yemeden de yaklaşık 32-33 gün yaşayabiliyor. Onu tıp doktorlarımız daha iyi bilirler. Yine bildiğimiz bir şey var. Geçen birisi bir hesap yapmış. Bir yıl içerisinde dünyadaki bütün insanların teneffüs ettiği oksijeni üreten ağaçların eğer para versek tam 40 trilyon dolar para ödememiz gerekiyormuş. 40 trilyon doları bu ağaçların hepsi bize bedava olarak veriyorlar. Hiç bizden bir şey istemiyorlar. Maalesef insan olarak biz karşılığında ilk fırsatta hepsini kesiyoruz, yok ediyoruz maalesef. Bizim de onlara karşı cömertliğimiz bu şekilde. Dünyanın bilinen tarihinden 1950 yılına kadar dünya bir birim kirlenmiş. 1950'den günümüze kadar da bir birim daha kirlenmiş. Maalesef bu da bir gerçek. Eğer biz bunu durdurmazsak, önüne geçmezsek bizden sonraki nesiller bizden hiç iyi bahsetmeyecekler. Ben hepinize katkı ve katılımınızdan dolayı, özellikle Ünye Belediye Başkanımız toplantıda kararlaştırmıştık ama yazmış olduğumuz maddelerin kat kat fazlasını bugün ortaya koydular. Ben belediye başkanımıza ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki elimizde bir fidan olsa ve kıyamet kopuyor olsa dikin diyen bir inancın mensuplarıyız. Onun için yeşil önemli. Başta kullandığımız oksijeni temiz bir şekilde bize temin eden bu yeşili korumak hepimizin görevi. Hava, su ve toprak birbirinden ayrılmaz olan üç parça, üç element ve birinin kirlenmesi zincirleme bir şekilde diğerini de etkiliyor. Biz insanoğlu kendi ellerimizle çevremizi kirletip ondan sonra da nasıl temizleyelim diye gece gündüz düşünüp buna rakamlar aktarıyoruz, paralar aktarıyoruz, büyük paralar aktarıyoruz. Halbuki evimizde ayrıştırmayı başlatmak suretiyle çözümün bir parçası olup sorunun bir parçası olmamak gerektiğini anlamamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Ve Cenab-ı Mevla'ya bu aynı topraktan değişik renkte bitkileri üretip bizlere bahşettiği için şükretmemiz gerekiyor. Ve son söz diyoruz ki çevre bekçiyle değil sevgiyle korunur. Muhakkak çevrenin anlamını bu katılıma bulunduğunuz için sizler de en az bizim kadar önemini biliyorsunuz. Bu dünyanın bize miras olmadığını, miras helaldir. İstediğiniz gibi satarsınız, savurursunuz, hediye edersiniz ama emanet bizim dinimizde ve anlayışımızda çok ayrı bir yeri var. Bu dünyanın da bize emanet olduğunu hiç unutmamalıyız. Kimin emaneti? Gelecek nesillerin, torunlarımızın emaneti. Onun için emanete ihanet gerçekten hem inanç doğrusunda hem de hukuk anlamında sıkıntısı olan bir durumdur. Bizler ihanet etmeden bu ülkemizi, ilimizi, ilçemizi geliştirip, kollayıp, güzelleştirip gelecek nesillere ulaştırmak her birimizin görevi olduğu inancıyla tekrar çevre haftanızı ve çevre gününüzü kutluyor, saygılar sunuyorum.